Yıldızların Üstünde. Televizyonda gördüm. Aman dedim bu işte. 25 sene önce yaptım. Millet dalga geçti ya. Anlamadılar ki. Sonra onları tanıştırdık. Onlar kanka oldu. Ben geride kaldım tabii. Bilhassa sanatçıların cenazesi çalıyor. Yani iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama. Ya dedim bunlar prodüktörse ben değilim. İlk önce tabii soliste bakıyorum. Tek parçayla geldi. Çok kötü kayıtla geldi. Kendini biliyor. Yani. Sol anahtarını biliyorum. Sol anahtarını biliyorum. Geri. Adam bas çalıyor. Bas şarkıları. Yaptık. Yani kalemi herkes alır da kalemi yazarı alırsan belki değeri vardır. Merhaba sevgili izleyenler. Oksimoron TV'de Yıldızların Altında programında bugünkü konuğumuz efsanevi prodüktör, abimiz, canımız, ciğerimiz Naci Başu. Yıldızların üstünde. Bence yıldızların hep üstündeydin zaten. Hiçbir zaman sen o yıldızların altında kalamazsın abi. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ne demek efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Şahane. Sağlığına hep dua ediyoruz. Eyvallah. Çünkü seni Allah başımızdan eksik etmesin. İnşallah. Ben kendi adıma konuşacağım burada ama müzik camiasında öğrendiğim temel kuralların %90'ını senden öğrendim. Eyvallah. Seni çok seviyorum. Bunları söylemek istedim önce. Kalbimdeki program onun için zaten. Program bunun için zaten. Abi tekrar hoş geldin. Eyvallah. Nasıl başladı? Sen aslında müzisyen bir ailenin içine doğdun. Evet. Allah rahmet eylesin baba Abdullah Nail Başu. Doğru. Oradan bir başlayalım. Peygamberler diyarı Urfa diye tabir ettiğimiz Urfa'dan doğdun. Zaten evet. Peygamber gibi bir adamsın. Maşallah. Estağfurullah. Dinleyelim abi nasıl başladı bu hikaye? Yani sen Urfa'da mı doğdun? Yok İstanbul'da doğdum. Sen İstanbul'da doğdun. Babalar buraya gelmişlerdi zaten. Nüfus kağıdı Kütük orada. Kütük orada. Peki rahmetli Abdullah amcanın müzik camiasına girişi nasıl oluyor? Söz yazarak mı başlıyor? İşte söz, ya ben o kadarını tabii bilmiyorum. Osman abinin anlattıkları kadarıyla. İşte 50'den sonra İstanbul'a geliyor. 27 doğumlu babam. Hı. Yani o bölümleri hatırlarım ben. İşte o yeni doğduğum zaman oradan atış yapıyorum. 63. İşte Beyoğlu'nda bir evimiz vardı o zaman. Daha öncesi var tabii işte. Babam Şişli'de oturdu. Ben Karagümrük doğumluyum. Ondan sonra. İşte 63 yılında Karagümrük. Oradan işte Taksim'deki ev vardı. Orası okul gibiydi ya. Yani şeyde Yeşilçam Sokağı'nda. Şimdi Yeşilçam Sokağı'ndaydı. Ayanışık Sokak oldu şu anda. Kuloğlu Sokak'ta eskiden. Şimdi Ayanışık oldu. Ya herkes oradaydı işte. Yani bütün herkes. Okul konservatuvar gibi şeydi yani. Peki Osman abi mi başlatıyor onun kapanı macerasını abi? Tabii ki şeyden dolayı Türkoğlu'da çalıştı prodüktör olarak. Ondan sonra Yavuz Plak. O zaman iyi iş firmalarıydı. Türkoğlu ve Yavuz Plak'ta Osman abi prodüktör olarak çalıştı. O da çalıştı. Aha. Bayağı işte ya Türkoğlu'da mesela Bülent Ersoy'la Zeki Müren'le aynı firmada iş yaptı. Yani o çok önemli bir eşi şey. Eşi benzeri yoktur zaten. Yok tabii. Tarihte bir tektir zaten. Tek bence. Aynen. Onları bir araya getirmek. Yani bir araya getirirler belki ama ikisinin kaprislerini çekmek. Abi şu durumda bile yani güncel sanatçılarda bile bunu yapabilmek mucize gibi bir şey zaten yani. İkisi falan. Ondan sonra 88'de, 83'te babam rahmetli olduktan sonra bir ortaklık yaptı. Sembol Plak ortak oldu Osman abim. Orada bayağı bir şeyler var. Ya orada çok acayip albümler var. İşte. Başu müziği ne zaman kurdu? Başu 88 herhalde. 88'de Başu. Senin peki un kapanıyla tanışman nasıl oldu? Askerden sonra. Askerden geldin. Osman tabii. Abinin yanına gidip gelmeye mi başladın? Nasıl oldu? Yani gidip gelmeye başladım derken önce şeyle başladım. Arif abiyle başladım ben. Arif Sağlam. Arif hocayla. Onun şirketi vardı Zirve Plak. Orada işte satış matış yapıyorduk kasada. Öyle başladı hikaye. Öyle başladım. Sonra kendi prodüktörü... Pardon önce Sembol'e geçtim. Oradan sonra Arif abi yanına geçtim. Osman abi şeyi bitirdi. Sembol Plak ortaklığı bitirdi. Başu açtı. Başu müziği kurdu. Ben Arif abiden oraya geçtim onun yanına. Sen... Yine orada da işte kasa masa satış matış bilmem ne. Orada da çok iş vardı. Osman acayip işler yaptı yani. Sezen Aksu'lar, İbrahim Tatlıses'ler, Yüksel Özel, Aklıma, Edip Akbayram. Unuttuklarım şu vardı. Allah rahmet eylesin. Müzik piyasasının çok önemli insanlarından biriydi. Ben de jenerasyon olarak yakalayamadım ama hala hikayelerini dinliyoruz. Abi senin tek başına ilk üstlendiğin, ilk böyle her şeyiyle yaptığın prodüktörlüğünü yaptığın iş hangisiydi peki? Yedi Karanfil. Yedi Karanfil. Ondan önce şey var sayılır mı bilmiyorum. Ferhan Şensoy. Sayılmaz mı abi Ferhan Şensoy? Tabii ki Ferhan Hoca'ya saygılar buradan selamlar. Şöyle bir şey var işte. Herhangi şeyleri mi yapmıştınız şeyleri abi? Çok yani ilk Osman abi şey dedim şunu yapalım abi falan işte. Sonra onları tanıştırdık. Onlar kanka oldu. Ben geride kaldım tabii. Ama hani ilk albüm o. Ferhangi Şeyler. Ferhangi Şeyler. Evet. Ondan sonra Karanfil.
Ondan sonra Yedi Karanfil 1'i yaptım. Başrol'dayken. Peki bu Yedi Karanfillerin, Yedi Karanfil bir seri, 7 tane oldu. 30. yılı geliyor. 8 oldu. 8 olacak. Bunu daha sonra konuşacağız ama. Yedi Karanfil'de, yani Yedi Karanfil'i yapmana sebep olan bir şey var mıydı Naci abi senin? Nedir? Ne işte, gece yatıyordum yatakta. Teybim vardı bir tane. Kasetçiler çiftliği. Otoriversiz devamlı dönüyor. Evet, doğru. Kaset koyuyordum, sabaha kadar dönüyor uyurken. İşte şey yapıyordum işte, aa ne güzel lan, bunun enstrümantel olsa ne güzel olur falan filan. Yapsana, kendi kendine konuşuyorsun. Öyle başladı. Sonra sevdiğim parçaları bir araya topladım. Yaptım. Peki Yedi Karanfil'in, Yedi Karanfil 1'i yaptım mesela, 7 tane seri var burada ama en çok, yani Yedi Karanfil'in tanınmasını sağlayan Yedi Karanfil kaçtır? 3. Yedi Karanfil 3'tür. Yunus. Ben herhalde, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış olmasın, liseye falan gidiyordum herhalde. Ben, ya da bitirmek üzereydim falan. Kadıköy'de bu sinemalara falan giderdik o zaman. Kadıköylüyüm ben. Hı-hı. Akşam böyle hava karardıktan sonra Kadıköy'deki bütün caddelerde seyyar satıcılar hep onu çalarlardı. Onun için hafızamdan hiç çıkmaz mesela. Hala çalıyorlar. İşte hala çalıyorlar. O ayrı. Yani bilhassa sanatçıların cenazesini çalıyor. Yani iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama yani öyle hatırlıyorlar. Yani duygusal bir şarkı evet. Olduğu için. Peki Bay Müziği kurma fikri ve Bay Müziğin kuruluşu, ondan biraz anlatsana abi. Bay Müziğin kuruluşu abimin vefatından sonra kurdum. 94. Ha bu arada şeyden sonra, Karanfil'den sonra Kenan Doğulu'yu yaptım. Onu atladın mesela. Yani Bay Şudan'ı yaptım. Senin ilk meşhur ettiğin sanatçı Kenan Doğulu. Kenan Doğulu, evet. Neydi albümün adı? Yaparım Bilirsin. Çok iyi hatırlıyorum abi. Evet, Yaparım Bilirsin, doğru. Kenan Doğulu'yla nasıl tanıştınız? Yani nereden aklına geldi ona? Aklıma gelmedi, televizyonda gördüm. Bir hikayeyi anlat lütfen rica edeceğim. Televizyonda gördüm. Hikaye komik. Şeyiz ya böyle hani. Babasını tanıyor muydun peki? Yok, tanımadım. Ya o dönem işte 90'lar pop patladı ya işte. 90'lar. Yoncalar, moncalar bilmem ne filan. Herkes pop yapıyor. Osman abi yapmıyordu çünkü yaptığı işler hep Alaturka halk müziği falan o işlerdi ondan sonra. Ben gördüm televizyonda programda Çiğdem Tunç'un programı. Kenan Adaltı küçük bir gece müziği masalı mı öyle bir şey. TRT 1'dir zaten. Yok. Değil mi? Kanal 6. Kanal 6 özel televizyon var. He ondan. Yeni başlamıştı. Piyano başında. Şey söyledi, tak etti canıma, yani yanıma falan. Lan dedim bu işte. Sonra tanıştınız. Tanıştım, gittim. Orada ben zannettim işte şey, hani ben gidiyorum herif. Hemen aman işte yapımcı geldi, plakçı geldi bilmem ne. Sallamadı bile çünkü yani bütün firmalar gitmiş herif. Aslında herkes keşfetmiş mi adamı yani? Yok yani bulmuşlar bir şekilde de ondan sonra. Bir iletişim kurmuşlar yani. Kurmuşlar canım, benden önce giden çok varmış. Ondan sonra. Bana nasip oldu ya. Yani ona nasip oldu, bana nasip oldu. Sana belki aranızdaki diyalog, birbirinizi sevdiniz, ne bileyim bir bağ oldu belki de. Olmaz mı ya? Yani olmadan olmuyor zaten. Yani bir de şey, ben parasız yaptım o işi. Peki Kenan Doğulu Bay Müziğin ilk sanatçısıydı o zaman, doğru mu? Bay Şu'da çıktı, dolayısıyla yani Bay'ı kurunca devam ettik. Bay Şu'da çıktı, tamam. Ben şunu soruyorum, Bay Müziğin ilk sanatçısı kimdi? Ondan sonra Kubat geldi ya, Kubat herhalde. İlk Kubat mıydı? Ben de öyle hatırlıyorum ama yanlış bir şey söyleyeyim. Kenan'la ayrıldık, Kubat geldi. Şeyini yolladılar. Kubat'ı nasıl keşfettin? Kubat'ı keşfetme şu, Kubat kendisi geldi kapıya. Kimle? İsmail abiyle geldi herhalde, Derker'le. Bir tane şarkı söyledi, böyle türkü yapıştım falan, acayipti yani. Sesini ve yorumunu beğendin. Tabii canım. Tip nasıldı peki abi geldiğinde? Tip böyle değildi. Sen beni bilmiyor musun? Çok iyi biliyorum ama senden dinlemek istiyorum aslında yani. Şimdi o zaman onda yüzükler vardı, şimdi bende var. Yer değiştiririz diyorsun. Yer değiştir, Allah'ım yarabbim. Ya Belçika'dan geldiği için Barış Manço durumu vardı. Tavrını mı benzetiyordun peki? Yok, yoksa yüzüklerden. Duruşunu benzetiyordun yani. Saçları kısaydı, onu uzattık ondan sonra falan. Bay Müzik'te, Bay Müzik şimdiki jenerasyon tabii bilmiyor ama biz onları anlatalım. Bay Müzik benim görüşümce zamanın en niş prodüksiyon şirketiydi. Yani en niş yapımcı şirketiydi. Ve sen gerçekten inanılmaz ve acayip işler yaptın. Yani normalde şöyle bir iş yapacağım dediğin zaman kimse, yani kendi aramızda bile biz ya bunu da getirdim ama bu da olmaz dediğimiz her işi de başarıyla bir yere getirdin ve tutturdun. Çok yıldız yarattın. Bu Allah vergisi var, benden değil. Yani. Onu soracaktım abi. Bu prodüktörlük öğrenilebilir bir şey midir? Yoksa bir yeteneğin üstüne kurulacak bir şey midir abi? Vallahi ya öğrenilir tabii de, öğrenmeyecek şey yok hayatta da. Ama bir yeteneğin üstüne mi kurmak gerekir, yoksa hiç bilmeyen bir adamı da getirip eğiterek prodüktör yapabilir misin?
Olanlar var. Olanlar var. Yani eğittim demeyeyim de. Abi birçok insana yol gösterdin yani. Soner ya, Soner mesela şu andaki durumu. Geçen konuştuk, dedim ki ya boynuz kulağa geçti dedim yani. Övünüyorum adamla çünkü şu anda o şeyine gittim, yerine gittim. Biz de çok yeni konuştuk. Stüdyoya gittim, o böyle kaldım dedim ki ulan dedim hani çok güzel ya. Hani bir adamın o hale gelmesi. Çünkü konusu açıldı diye söyleyeceğim. Soner Sarıkabı dedi keşfeden adam sensin. İlk getirdiğin zaman da çok iyi hatırlıyorum. Kimse beğenmedi. Kimse beğenmedi ama ben beğenmiştim. Hatırlıyor musun peki bunu? Abi Levent Yüksel'e benziyor bu çocuk falan diye konuşmuştuk seninle. Daha iyi olacak bu adam ondan dedin sen. Ya daha iyi olacak ondan değil de tek parçayla geldi. Çok kötü kayıtla geldi. Kendi de biliyor ya. Evet, yani evet, hani kaset bir koyduk ama şey işte kaşın gözün kara olsun dedim. Tamam dur. 3 sene mi? 4 sene. Bayağı bir şey. Biraz yani, bekledi değil mi? Bekledi ama yani iyi ki beklemiş. Bekledi. Yani, ona soracağım. Ben onu da çok takdir ediyorum. Ya bana sorma, ona sor onu. Onu da çok takdir ediyorum. Görüşüyoruz da zaten arkadaşım, arkadaşız. Senin sayende. Yani sanatçı kısmından geçti, prodüktörlüğe geçti. Geçti ve bilinçli yapıyor. Şu an bilinçli yapıyor, şeyi filan, şirketi, merketi, her şeyi. Övünüyorum ben. Abi, bir gün geldin dedin ki Beyazıt Öztürk'e türkü söyleteceğim dedin. Hı. Bize dedik ki bu adam gene ne yapıyor dedik. Biraz şundan biraz bahsetsene, anlatsana. Gerçekten öyle dedik. Ama beyaz, şu andaki beyaz... Değildi. Yani beyazdan bu kadar değildi. Bu kadar değildi. Gene bir televizyon programında bir ya, şeydi ama... Oradaki durum şu, 96-97 Levent Terim'in doğum günü. Levent'te bir yerde... Radyocu Levent. Onun doğum gününde oturduk bir yerde, oturuyorduk. Beyaz da vardı. Şimdi beyaz o zaman şey dedi bana... Yani şeyleri işte Karanfil Kubatma sevdiği için bana da bir albüm yapar mısın dedi. Dedim yaparız öyle. Kendi teklif etti yani. Hayır, bana da bir albüm yapar mısın dedi orada. Yaparız dedim, niye yapmayalım dedim. Aradan zaman geçti, televizyona başladı filan. Menajer aradı, dedi ki Beyaz görüşmek istiyor. Dedim görüştük, tamam yap. Tamam dedik, yaptık. Oh. Peki Okan Bayülgen'le 7 Karanfil'de bir iş yaptınız. Hı-hı. Çok ses getirdi. Yani benim daha fazla bekliyordum da bilen biliyor. Bir hikayesi vardı ama o var, işin. Var canım, hikayesi var. Ondan biraz bahseder misin abi? Ya telefon açtım dedim işte bir şiir okur musun Karanfil'e? Yedik abi de şiir, bir tane Melon okumuştu galiba, Melon Şapka, başka yoktu. Yılmaz Hoca daha okumamıştı o zaman. Ha Yılmaz da okudu, pardon. Yılmaz da okudu. Aynen. Ha Yılmaz, o da efsane. Efsane, o da efsane. Dedim bir proje var. Akşamı ve ertesi günü buluştuk hemen, evine gittim. Hemen ilk söylediğinde kabul etti mi abi? Yok hemen, proje deyince direkt zaten, proje deyince o hemen dalıyor. Çok enteresan bir işti. Evet. Çok da ses getirmişti. Şey dedi, ben yazarım dedi. Dedim yaz, ne yazacaksın? Dedi şey, Boran Kaya vefat etmişti o zaman. Evet, yakında arkadaşı. Çok yakın arkadaşı. Ona bir şey yazacağım dedi. İner tamam. Misin, çıkar mısın? İner misin, çıkar mısın? Dedim müzik de bu olacak, tamam. Mozart, Requiem, Out. Biz onu bize çevirdik tabii. Hı-hı. Yani o halini. Güzel oldu. Çok güzel bir işti abi. Yani Alaturka. Hatta biz ona klip çektik mi tam hatırlamıyorum. Çektik. Beraber gitmiştik şeyde Atatürk Sanat Merkezi, kültür. Taksim'deki ha. Atatürk Kültür Merkezi'nde. Tabii, hatta son... Suzan abla yapmıştı makyajını, Suzan yani. Kardeş. Çok çok iyi hatırlıyorum. Çok enteresan bir işti. Oraya da girdik çıktık yani, güzel bir yerdi. Piyasaya kazandırdığın sanatçıların haricinde başka bir şey soracağım sana. Bence piyasaya kazandırdığın en önemli adamlardan biri ama şu anda Türkiye'de yaşamayan bir Koray Kasap var. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ben kazandırmadım canım herif. Vardı da başı ya. Şöyle söyleyeceğim. Koray abi seviyorum. Selamlar, sevgiler buradan. Koray abi vardı piyasada ama tanınırlığı senle tanıştırdıktan sonraki tanınırlığı çok farklı bir yere ya, gitti Koray abi. Onun bir fotoğrafını gördüm. Çelik'in fotoğrafını çekmiş o zaman. 93 filan da herhalde. Bir dergide yayınlandı. İşte Hey dergisi mi, bir şey dergisi. Coşkun abiyle mi çalışıyordu o zaman Çelik? Yok. Yazmadı, yok. Sepya fotoğraf. Sepya hani Sepya'yı bilmeyenler hiç kahverengi, mavi falan. Yeni jenerasyon pek bilmez abi Sepya. Onlar elektronikçi biliyorsun, çekiyorlar. Ama şey yani o zamana göre değişikti renkler. Ulan kim bu adam filan oldum. Nerede tanıştık onunla? 94-95 Ercan Saatçı'nın klibi. Kararsız Geceler miydi? Evet. Haydarpaşa Lisesi'ne çağırdı. İşte evet, oraya gittik. Çekildi, hatırlıyorum. Haydarpaşa Lisesi'nin kapısından girerken içeri bu geliyordu. İşte orada tanıştık ondan sonra. Sonra sizin özel hayatınızda da bayağı iyi bir arkadaşlığınız oldu. Tabii canım, çok oldu. Fena şey gibi olduk ya. Kabile gibi, abi kardeş olduk falan. Yani. Şimdi Koray abi Amerika'da yaşıyor yani. Gelecek inşallah, Allah'ım yani. Gerisi ortalığı karıştırır ama onu da söyleyeyim. O günden yani. Sonra şey, bütün kapaklarımı o çekti. Ondan sonra evet. Kenan'ı aynen. Çekmedi bir tek. Gerisi. Hatta piyasada şöyle bir dedikodu vardı. Maaşa bağladı Naci Başbuğ'unu. Artık maaşlı çalışanı elemanı gibi diye makarası dönüyordu yani. Ya yok şey, belli şeyden sonra para mara kalmadı aramızda onunla. Un kapanı bitti diyorlar. Bitti mi?
Ya abi un kapanı bitti gibi ama un kapanı dava un kapanı değil. Yani müzik varsa yani un kapanı olmaz, un kapanı olur. Peki bir şey daha soracağım. Senin bir tabirin var. Prodüktörler artık projeksiyon oldu, projektör oldu. Kim ben oldum? Onlar yok, sen şimdi diyorsun ya artık ben prodüktör değilim. Ha, tamam. Ben projektör oldum diyorsun. Ha. Bunun bir açılımını yapsan abi. Ya o... Merak ediyorum yani. Ya kimse alınmasın, gücenmesin ama. Yok, hani... alınacak bir şey yok. Alınacak bir şey konuşmuyoruz zaten burada. Ya baktığın zaman ya bu işin ehliyeti yok. Bu işin belgesi yok. Diploması yok. Evet. Cebine parayı koyan, sen de koysan, başkası da koysa. Bir adam bulduğu zaman iyi veya kötü fark etmiyor. Onu albüm yapıp işte gerekli şeyleri sağlayıp parayla adını prodüktöre yazabiliyor. Çünkü ünvan o. Yani eskiden bu iş şöyle yapılmıyor muydu abi? Senin de yaptığın gibi hatırlıyorum çünkü. Birini bulup keşfedip sen prodüktör olarak para harcardın bu insanlara. Evet. Doğru mu? Ha yok o ben onların için benim dediğim için onlar da dahil para harcayan yani zaten para harcamadan prodüktör... Ama şimdi sistem tamamen değişti. Şimdi yok şu andaki şeyde millet de hazır bekliyor gelsin. Hazır bekliyor falan. Hatta her ben şey ondan yani... önceki bölümü söylüyorum. Ondan önceki bölümü dinleyeyim bir abi. Dinleyeyim yani işte tarlayı satıp gelip para koyan adam. Çok dün gibi hatırladım. Gördük onları biz. Onları gördün. Onlarla lan işte ben eğer çekirdekten geliyorsam işte doğduğumdan veyahut da işte babadan bu işi gördüysem adam geliyor o parayla yaptığı zaman prodüktör oluyor. Yani ben onu kabul etmiyorum. Hani ikimizin ünvanının aynı olmasını çok çok insan var. Ben de tasvip ettim ve kabul etmiyorum. Doğru söylüyorsun. Aynı kategori değil bir kere. Ya, projektörün geliş şeyi şekli de var. Onu burada anlatmam zaten de. Ya dedim bunlar prodüktörse ben değilim dedim. Hı hı. Ya kimse alınmasın yine. Bu da bayağı bir meşhur oldu bu laf yani. Ya ayrıca üstüne alınan da alınsın abi yani. Onlar da öyleyse ben de projektörüm dedim. Ha benden sonra projektörü kullansınlar ama ikinci olurlar. Hülya Avşar gibi ben o birinci o ikinci falan. Birinci belli zaten. Birinci belli. Benim mütevazı olmayacağım. Bundan sonra inanıyorlar çünkü arkadaşlar vallahi. Abi Yedi Karanfil'in 30. senesi. Yeni bir prodüksiyon hazırladınız. Hazırlıyorsun. Aylardır hatta bildiğim kadarıyla senelerdir uğraşıyorsun. Yani nasıl 30 senedir. Nasıl sürprizler yapacağım bize abi? Tekrar o tüylerimizi diken diken edecek misin? Ya valla ben bir ara verdim şekil olarak piyasanın şartlarından dolayı. Hem de sağlık problemlerim vardı abi. Yok sağlık yok. Sağlık onlar geçir geri geçer de. Ara verdik. Sonra baktım ki yani yeni bir şey yapmaya artık yenilerde yeni adamlarda da şey yok abi. Herkes şeytan olmuş yani. Anladın mı? Şey olarak hani adam geliyor, geliyor benden çok biliyor diyorum. Sen yap o zaman kardeşim. Aynı şeyi ben de çok yaşıyorum abi. Yani ben diyorum ki bana ne ihtiyacım var? Hani çünkü işte dijitalden veririz yok bunu yaparız. Git o zaman bana gel kendin yap. Ama abi sen yap. Yok öyle bir şey yok. Ondan sonra baktım ki bunlarla uğraşmıyor. Birkaç tane yeni adam geldi. Baktım ki şey değil hani uğraşmaya değmez. Ben dedim ki niye uğraşıyorsun? Bak baktım Karanfil 30 yaşına gelmiş. Bir sürü saygı albümü yapılıyor herkese. Bu da Karanfil'in saygı albümü. Çekil şöyle değişti. Daha önce enstrümantalde birkaç tane okunan parça vardı. Kubat, evet, Mubat işte. Evet doğru. Asıl hani, zaten enstrümantal. Yılmaz Erdoğan mesela şiir işte Okan Bayülgen şiir. Dedim bu sefer hem enstrümantal olsun yaptıklarımı hem de okutayım dedim. İşte bir liste yaptım. Listede bayağı kabarık. Yani gördün listeyi. Peki kaç şarkı dinleyeceğiz biz Yedi Karanfil'de? Bir senedir hazırlıyoruz. Şu anda 11 parça hazır. Valla hasretle bekliyoruz senin bir şeyler yapmanı. Çünkü sen bizim idolümüzsün. Eyvallah abi sağ ol. Hem ticari bir abi hem de canımız ciğerimizsin yani. Gerçekten çok şey öğrendik senden. Ben seninle çalıştığım için kendimi çok şanslı sayan insanlardan biriyim. Gerçekten ciddi söylüyorum bunu. İnanılmaz bir abi, inanılmaz bir patrondun. Hiçbir zaman baskı yapmadın bize. İşe hep geç geldik, geç gelirdik ama sen gene de kızmazdın bize. Naci abi, yeni jenerasyon şarkıcılar için ne düşünüyorsun? Şarkı mı ön planda, şarkıcı mı? Ya ikisi bir dengeli bir şey. Yani İkisinin meç olması şarkı, lazım. Şarkıcı iyi olur da şarkı kötü olursa bir şey olmaz. Ancak güzel ses duyarsın. Peki şarkıda söz mü beste mi abi? Ne acayip sorular soruyorum değil mi? Abi ikisi ya hepsi dengeli biliyor. Onları ayıramazsın ki. Yani çok güzel söze kötü müzik yaparsan o da dinlenmez. Seni ilk etkileyen ne peki şarkıda? İlk önce tabii soliste bakıyorum. Çıplak okumasına bakıyorum. Yani başka şarkıyı da okumuş şeyi de okuyabilir. Hı, ondan sonra onun altını işliyorsun zaten. Abi Yedi Karanfil 5'te o zaman Türkiye'yi sallayacak bir hareket yaptın. Ya da yaptınız diyeyim. Yılmaz Hoca, Yılmaz Erdoğan'la o zamanın en popüler tiyatro grubu, tiyatro oyunları, filmleri. Yükremin abi. Hiçbir şeyi kabul etmeyen bir adam. Biz biliyoruz yani çok yakından. Ama seninle böyle birliktelik yapıp Yedi Karanfil'de bir şiir okudu ve bu gerçekten Türkiye'de bir... Salladı. Bir çığır açtı diyeyim. Başka bir boyuta getirdi. Herkese aşık oldu. Herkese aşık oldu.
o yumurta kokusu. Uzun otobüs. Herkesi birbirine aşık etti. Ankara Bu fikir nereden geldi abi aklına ve Yılmaz Hoca'yı nasıl ikna ettin? Valla oyuna gittim bir tane şey oyunu. Cebimdeki Kelimeler miydi? Bir şeydi. Cebimdeki Kelimeler doğru. Onun finalinde bu şiiri okuyordu. Doğru çünkü ben de Rumeli Hisarı'nda yaptım aynı şeyi. Aynı şey bak Kubat'ta olduğu gibi mesela şöyle Kubat'ta dinlerken şöyle yapışmıştım koltuğa tamam mı? En önde oturuyorum. Şiiri okudu. Altında şey vardı, başka bir müzik vardı ama sertti müzik tamam mı? Çok sertti. Oradan yazdım kenara onu ondan sonra. Müzik değişecek. Şey, Yeni Karamel 5'i Mazlum'la yaptık Çimen'le. Ondan sonra Mazlum'un da Yılmaz'la arası çok iyi. Dedim ki şu Yılmaz'ı şey yapalım hani bir şiir okutalım. Güzel adamdır Mazlum. Neyse kabul etti. Şiiri de şeye okudu. Mazlum'un hazır bir tane parçası vardı. Neydi? Saki oğluna yaptığı bir tane beste var tamam mı? Onun üstüne okudu şiiri Yılmaz. Şey bitti, parça bitti, kısa geldi. Şiir devam etti tamam mı? Sonu boştur onun mesela. Yani bir şey artık 30 saniye, 40 saniye bilmiyorum ne kadar boşluk. Bir boşluk var. Müzik bitiyor, şey devam ediyor. Yılmaz şiir devam ediyor. Hiç bozmadık onu mesela. Anladım. Aynen öyle çıktı. Orijinal gibi kalsın istedi. Yani. Ama olay oldu bence yani. Beyoğlu'na falan çok ya. Çok aynen. Yürürken çok benim halimi göreceksin. Yani İstiklal Caddesi'nde. İstiklal'den tünele falan. Bazen seninle beraber yürürdük abi orada. O çok keyifli bir şey ya. Yani bütün Türkiye'de ama yani onunla aşık olmayan, onu dinlemeyen işte şeyi oradaki tek şey Yılmaz'ın şair yönü ortaya çıktı. Kimse bilmiyordu. Bilmiyordu. Doğru. Ondan sonra şiirlerle zaten albüm yaptı. Ondan sonra çok iyiydi ama Yılmaz. Değişti. Yani. Teşekkür ediyoruz o zaman buradan da Yılmaz tabii. Abiye değil mi? Büyük katkı oldu. Bir şiir daha bekliyoruz Yılmaz'dan. Buradan o zaman bir sinyal yapacağız abi. Sinyal. Direkt yolladım bana. Yılmaz Hoca biraz uzakta yaşıyor ama onunla da atlar gideriz. Yok yok haftada iki gün burada. Geliyor muymuş? Tabii çekimlerde burada. Bu arada Yedi Karanfil'de, Yedi Karanfil serisinde çalışan Tom Meister'ler, aranjörler, o zaman başlayanlar şimdi çok farklı yerdiler. Yani bir tanesi çok canım. İlgimi çekiyor mesela. İskender abi... 2 numarada. Aranjör. Doğru mu? Tabii. Yedi Karanfil 2'de. Ozan abi, Ozan Çolakoğlu da Tom Meister. Tom Meister. Tabii canım. Abi yani, çok bence efsane o işte. İnanılmaz yani. Efsane bir hikaye. Yani, İnanılmaz müzik adamları. Şu an ikisini yan yana biraz zor getiresin. Getiremezsin bile. Getiremezsin bile yani. Ya bir de şey tabii hani Ozan'ın Tom Meister'lik yapması enteresan mesela. Hani şimdi Ozan Çolakoğlu yani yanına yaklaşan yok yani. Kesinlikle öyle. Bence Türkiye'nin çok üzerinde bir müzik adamı zaten. Evet. Yani yaptığı işlerle de bunu... İşte, inşallah onlar da olacak şeyde 30. yılda. Yani, i̇nşallah abicim. Ya, çünkü ben şey yaptım yani bütün dokunanların olmasını istiyorum bugüne kesinlikle, kadar. Kesinlikle doğru, yani, doğru abi. Doğru. Dokunmayanlar da dokunsun. Doğru. Dokunmayanlar da bir dokunsun yani. Kadro çok iyi. Sağlam yani. Gördüm. Senin kurduğun kadrolar her zaman iyidir evet. Abi. Kendi döneminin prodüktörlerinden... Kimi değişik buluyordun? Bak beğeniyordun demiyorum. Kimi değişik buluyordun? Oo, tek bir tane isim istiyorum. Kendine yakın bulduğun, yani kafa olarak da yakın bulduğun biri var mıydı o dönemde mesela? Sen söyle bir tane. Hasan abi, Kalan Müzik. Ha ama şeyler farklı. Şimdi Hasan da başlangıçta şeydi yani Hasan arşivine girdi de değişti. Tamam ama kafa olarak senin yani... Senin nasıl değişik bir abi kafan Hasan'la varsa... Ben ölçülemem çünkü onun kraliyetten ödülü var. Hollanda. Yani ama o da değişik bir adam. Değişik, o değişik, anlamda değişik, söylüyorum. Değişik. Yani şu an en iyi zaten. Abi senin müzik eğitimin var mı? Sol anahtarını biliyorum. Sol anahtarını biliyorum. Geri. O baştaki olandı değil mi abi? Ya komik tabii de yani hani ya bu şey işte. Onun için sordum abi. Bence ya bu benim fikrim bu öğrenilecek bir şey. Öğrenirsin zaman içerisinde ama gerçekten bu işe özel bir yeteneğin varsa bunun üstünü inşa edip geliştirebilirsin. Ya şey işte kasabın oğlu kasap olur gibi bir şey. Ne bileyim hani doğrusu armut dibine düşer diyorsun. Armut dibine düşer de yani. Hani Osman Hamdi vardı bir tek şey. Osman Hamdi nota bilirdi, solfej, bilmem ne, işte bağlama çalardı, bilmem ne. O ailedeki en iyi müzisyen oydu, anladın mı? Hani buradaki şey hem aileden gelen bir şey var, bir de işte Allah vergisi diye bir şey var ya. Bana fazla vermiş herhalde o. Başka bir şey yok. Yani bir şeyi gördüğün zaman dinlemeden bir adamı gördüğün zaman tipinden anlıyorsun zaten önce. Ya bundan bir şey olur mu filan diye, anladın mı? Abi müzik camiası içinde şöyle konuşulan bir şey vardır ki ben de bunu %100 tam destek söylerim. Ben de aynı fikirdeyim çünkü. Müzik camiasında en iyi repertuarı Naci Başlı yapar diyorlar. Benim için de bu doğrudur. Şimdi sana bu doğru mudur desem absürt bir soru olacak. Hayır. Sana şunu sormak istiyorum. Bu müzik repertuarlarını yaparken kafanda bir sistemin var mı abi senin?
Ya o da şey işte yine vergiden dolayı vergi fazla. Yani bir şey doğaçlama mı gelişiyor? Tabii yani? Tabii. Dinliyorsun. Aa bunu Kartal Güzel okur falan diyorsun mesela. Hı. O. Ya da yani dinliyorsun. O düşündüğün adamın kendi sanatçın olmasına gerekmiyor. Ben onları da söylüyorum. Un kapanında şey vardır. Millet birbirini kıskanır. Her zaman var. Her zaman kıskanır ama ben kıskandığım adama açıp söylerim seni kıskandım diye. Evet yani doğru söylüyorsun. Öbürleri arkadan yapar. Benim şeyim o değil. Hatta sanatçı prodüktörün yanında sıkılırsan bana gel diyorum yani. Aslında bu senin bir takdir etme şeklin bence yani. Tamam beğendiğim için. Aynen yani. beğendiğim için söylüyorsun. Yani şey var hani ben birisine başkasına da yakışacak şarkı olduğu zaman açıp diyorum ki şunu kullan diyorum. Abi Bay Müzik Üretim neden logosu Cinali? Bunu sen mi tasarladın bu Cinali figürünü? Onu şey yaptı, Özgür yaptı. Özgür Arcan yaptı. Ya bunu Kenan'la o zaman 94'te şirketi kurarken işte şey olsun ne olsun kolay bir şey olsun, basit bir şey olsun, işte şey olsun bu olsun. O zaman ben Kenan teknedeydik. Teknede. Ozan Doğulu, Kenan Doğulu sen beraber karar verdiniz. Orada beraber karar verdik. Şekil sonra belli oldu. İşte sarısı siyahı bilinmesi falan filan. Peki yanlış hatırlamıyorsam ya 99 ya 98 sen bir gün ofise geldin diye dedin ki İlk defa kadın bir sanatçıya iş yapacağız dedim. Sibel Tüzün. Evet. Atakan Metin, o zaman beraber çalıştığım iş ortam. Dedi ki, kardeşim beni dedi kadınlarla çalıştırma bu iş dedi senin işin. Ya sen bakarsın. Kadınlarla dedi. Çalışmak zor iş. Abi sen bana öyle bir lanet yaptın ki ben Sibel Tüzün'den sonra hiçbir erkek solistim olmadı benim. Benim hayatım kadınların içinde geçti. Ne güzel. Hep solistlerim kadın oldu. Çok zormuş. Zormuş. Neden bana böyle bir şey kaskalladığını bilmiyorum. Yok benim yapmama sebebim kadınlar zordur. Çalıştığım bütün kadın solistleri sevdim. Kimse buradan yanlış anlamasın. İyi kaç bir... saysana sen de saysana kaç şey. Abi Sibel Tüzün. Evet. Bir. Mesela şeyde çalışırken, müzik şirketlerinde çalışırken onların içindeki sanatçıların basın danışmanlığını yaptım. Oradakileri çok hatırlamıyorum ama bir sürü kadın sanatçı vardı ama birebir çalıştığım Sibel Tüzün, Hadise, yeter. Simge. Yeter. Yetti çok şükür Allah'a. Bir de evde var abi. Bay Müzik Üretim kaç tane prodüksiyon müzik piyasasına verdi abi? Yani 60'tan fazla da sanatçı olarak sorarsan onları saymak lazım. Sanatçı olarak 60'tan fazla prodüksiyon? Var. Yani bir o kadar da abim var da neyse onlara girmeyeyim. Kenan, Karanfil, Kubat. Hüseyin Turan, Beyaz. Mansur Ark. Feridun Uzaç. Bu en son bomba o zaten. Yani. En absürt işlerinden biri hangisiydi bence biliyor musun? Bas şarkıları. Gürol Ağarbaş bas tabii şarkıları. Canım. Süper bir adamsın. Nasıl hatırladın ya? Tamam. Bende o arşivin hepsi duruyor biliyorsun. Tabii yani o bas şarkıları zamana göre bir işti. Şu an herkes yapar o işi de. Şu an herkes yapar ama o zaman 25 sene kimsenin aklına gelmedi. Senin baştan 25 sene önce yaptın millet dalga geçti ya. Anlamıyorlar ki. Yani oradaki durum şu. Hani basla ilgili adam bas çalıyor, bas şarkıları yaptık. İnanılmaz bir prodüksiyondu. Dev bir işti yani. Ama tabii yani sonuç olarak oradaki şey ben yaptım kardeşim hani. Kesinlikle. Yani ben yaptım. Başkası benden sonra ikinci olsun ne olacak? Benim seninle beraber yaşadığım dönem içerisinde gözlemlediğim bir şey var. Bu doğru mudur diye bunu sana soracağım. Biraz keskin bir soru olacak ama. Sen her zaman müzisyenleri sanatçılardan daha çok sevdin. Yani. Alt ekipten bahsediyorum. Ha yani. O davranış şey yani gibi. Yani senin için müzisyenler her zaman sanatçıdan daha önemliydi. Ben hep onu gözlemledim. Ya onu şey olarak bırak menfaat olarak düşün onu. Tamam mı? Yani onlar olmadan o zaten olmaz ki. Olmaz. Hani bırak şeyi normal hani sevgiye, ilgiye bilmem ne. Ben hepsiyle arkadaşım. Benim arkadaş olmadığım insan yani beni sevmeyen şeydir herhalde. Düşmanım filandır yani. Seni sevmeyen adam zaten çok yani ben hiç duymadım açıkçası. Yani ben de öyle biliyorum da yani benim arkadaşlığı mıdır hepsiyle ondan yani ama ne bileyim onların... Sen zaten sosyal bir insandın abi. İlişkilerin hep güzel ve kaliteliydi senin. Bir kere hatırladığım şeyler mesela hediye vermeyi çok seven bir adamsın. Evet. Sürpriz yapıp hediye vermeyi mesela o da hayatımda senden kalan şeylerden biri de odur. Hediye vermek ayrı bir şeydir ama sen o hediyeleri her zaman sürprizli verirdin. Yani hiç haberleri olmadan bir gün bakar evine gider adam bir bakar televizyon salonunda bir bakar bahçesinde isim vermeyeceğim. Bahçesinde bir heykel yani. Çok enteresan şeyler yaptın ya abi. Ya hediyenin şeyi doğrusu makbul anladın mı? Yani veriş tarzın çok önemli. Veriş tarzı da bir de onu şey yani yani kalemi herkes alır da kalemi yazar alırsan belki değeri vardır. Sana alırsam belki o kadar değeri yoktur. Yani anlamlı olması lazım hediyenin. Hani şey önemli değil. Ederi önemli değil.
Yani 1 lirayla da çok doğru hediye alabilirsin. 1 milyona da alabilirsin. İçeriği önemli. İçeri, yani bam teli. Bam teli. Abi bir şey daha soracağım. Bu yeni jenerasyondan beğendiğin bir erkek solisti ve bir kadın solist söyler misin bana? Prodüksiyon olarak söylemiyorum. Performans olarak söylüyorum. Yani bu kadını ben oturup seyrederim. Bu adamı oturup performansını seyrederim. Yani hoşuma gider, beni etkiler. En son gittiğim konserler ne var bilmiyorum ki. Yani Tarkan'ı markanı saymıyoruz tabii. Kenan'ı menan o zaman. Sayıyor muyuz? Sayabilirsin abi. Valla Kenan'ın en son konserine gittim. Çok fenaydı. Müthiş miydi? Çok müthiş. Yani müzik kalite yıkılıyor. Sahne yıkılıyordu ama şey işte pandemi yarısı seyirci yok. Eskiler şöyle derdi mesela, öyle bir şey. Ya, plak gibi çalıyorlar derler. Plak milak değil, şey güzeldi, şov güzeldi. Şov güzeldi. Yani daha önce Kenan'ı çok seyrettim ama mesela Tarkan hep bir adım, iki adım biraz da önde. Öndeydi. Burada Kenan fenaydı. Şimdi en önde oturuyorum, maskeli oturuyorum. Şey dedi, konser sonunda. Dedi, suratın niye de asık senin, tamam mı? Ulan dedim oğlum, gülüyorum devamlı. Maskeli. Çok iyi. Şöyle bak, şunu kapat bak şimdi bak, gülüyorum ya. Şey hani niye dedi o kadar kötü, çok kötü bakıyordum filan dedim oğlum, ağzım açık derim yani keyiften dedim. O kadar yani. Mesela. Abi bu işi yapmasaydın ne iş yapmak isterdin? Çok güzel soru. Hiç düşünmedim ya. Düşünmedin değil mi? Çünkü bu işin içine doğdun. Aynen, hiç düşünmedim yani. Sana hiç hayat başka bir alternatif sunmadı abi zaten. Vallahi düşünmedim ya. Düşünmemişsindir. Ben buna inanıyorum çünkü gözünü açtım burada ya bu, zaten. Bu yani bizim işimiz çok keyifli bir iş ya. Keyifli bir iş evet. Yani şöyle bir durum var işte yani. Herkes şöhretleri tanıyor. Şöhretler beni tanıyor. Aradaki şey o mesela, anladın mı? Hani çok güzel bir örnek dedin. Harika örnek. Sen bilirsin mesela hani bir şey sokaktaki sana, insan tanımaz abi. Tanımaz. Ama sen mesela birisini görsün. Ne haber Kartalcığım diyor falan. Ama senin içinde herkes tanır. beni şey düşünsene, adam hani yolda yürüyor mesela, birisini gördüğü zaman mesela aman falan peşinden gidiyor imza almak için. O adam bana göre ne haber abi diyor, tamam mı? Bütün doğru, mevzu bu. Çok doğru. Çok yani, güzel anlattın. Ama işin güzel tarafı bu. Onlar rahat dolaşamıyorlar. Ben rahat dolaşıyorum. Kesinlikle. Hani bir şöhret olursam bundan sonra bu programdan sonra şöhret olur. Benim de zaten yani bu hayatla ilgili, bu sanat camiası ile ilgili. Tanımak için beni tanısana artık, bir şey yapamam. En büyük tespitim şudur. Bu işin bedeli özgürlüklerini veriyorlar. Ama orada da fark var. İşte orada da adamın yapısına yani çok ünlü olup evden çıkmayanlar var, tamam mı? Var. Çıkın be abi. Var. Ya dokunun. Bir de onlar var. Mesela oralara gelmeyelim, anladın mı? Oralar kötü. Gelmeyelim yani. Doğrusu. Yani çünkü çok yakın, çok samimi davrananlar var. Onları tenzih ediyor. Onlar ayrı. Ama o da bir elin parmaklarını geçmiyor ben acaba. Yani şey tabii, adamlar haklı. Şimdi yani bir yerde olsa yemek yemiyor. Orada yapamıyor bilmem ne. Ama senin de görünmeden gidebileceğin yerler var. Sakin yerlere git abi. Git. Öyle yaşayanlar da var. Ya var ya. Işte onları hani ama ben onların işte ne bileyim bir süpermarkette alışveriş yapmasını da istiyorum. O zevki alamaktan sonra yani tamam liste yaparsın, Kartal'ları, Ahmet'ları, Mehmet'ları fark etmiyor ama insan içine çıkıp o ilişkiye girmen lazım bir şekilde. Hani bir beslenme de o kesinlikle, bir şekilde. Kesinlikle o beslenmeyi alman lazım. Bazıları çok kendileri açık tutuyor. Onlardan hoşlanmıyorum. Abi çok teşekkür ederim geldiğin için. Seni çok özlemişiz. Valla. Yedi karanfili sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok fena, çok fena karanfil. Tahmin ediyorum. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Allah sana uzun ömür, sağlık versin. Başımızdan eksik etmesin. Seni çok seviyoruz. Eyvallah kardeşim. Katıldığın için teşekkür ederim.